Baba, baba koş. Kim o? Housekeeping. Şey, çok pardon, kapıda kart asılı değildi de. Daha sonra lütfen. Tamam. Ne durumdasın Serra? Şey, bir odam kaldı. Benim de iki. Bu arada fazla şampuan var mı? Var var, vereyim. Tamam, anladım. O zaman online yapsınlar toplantılarını. Şunları koyar mısın herhalde? İş işte konuşulur. Tamam. Hiç hoşlanmıyorum evde iş konuşulmasından. Şu hale bak. Bir saattir elinde telefon, hala dolaşıyor. Babam da bayılmıyordur herhalde. Yani o kadar önemli olmasa kapatırdı. Nilcim, önemsiz de olsa küçük detaylar işle ilgili olunca çok önemli oluyor baban için. Mesela ben çok bozuluyorum. Benim bir derdim olsa benimle böyle uzun uzun hiç konuşmaz. Hemen kestirip atar. Hadi hayatım, geç kalıyoruz, çıkalım. Çıkalım canım. Tamam, hadi gidin siz. Geç kaldınız. Doktor çıkış haber ver, tamam mı? Tamam babacığım, merak etme, haber vereceğim. Görüşürüz. İyi günler. Ne doktoruna gidiyorlar? Tüp bebek için. Aa. Ya kaçıncı denemeleri bu, olmuyor işte çocukları. Niye hala bu kadar ısrar ediyorlar ki, ben anlamıyorum. Ömürleri doktor dolaşmakla geçiyor. Anne baba olmaktan daha güzel bir duygu var mı? Sonuna kadar deneyecekler tabii. Serra, içeri
İçimi kuruttun ha. Ay tamam, unut gitsin şu olayı. Demesi kolay Pınar ya. Yavrumu, dinime yavrumu, delik deşik ederim seni. Ya yemin ederim adamın o leş gibi kokan nefesini hatırladıkça böyle var. Aa, ay ay ay, tamam yeter. Sen yat kalk, o adamı dua et. Ay bunu hiç deme Pınar ya. Yemin ederim adam olmasaydı var ya, gitmişti bütün param, kimliğim, kartlarım. Tamam, müdahale ediyorum, hemen konuyu değiştiriyorum. Hafta sonu biraz takılsak mı? Sana da iyi gelir, bir değişiklik olur. O kadar çok yapacak işim var ki. Ne işin varmış bakalım? Şöyle, evde ütü dağ gibi birikti. Yani yakında altında kalacağız. Ve bir de proje ödevim için ön hazırlık yapmam gerekiyor. Kız, senin için kurumuş be. Peki öneriniz nedir senin yaşam koçum? Vallahi şimdi senin şu yaşında ne yapman gerekiyor ben sana söyleyeyim mi? Ne yapmam gerekiyor? Acilen yaşamayı öğrenmen gerekiyor Serra. Diyorsun. Evet. Hazır kızım şu Rus milyarder, şu Rus abimiz böyle yüklü miktarda bir kıyak geçmişken alışverişe çıkmayalım mı? Biraz bir havamız değişmiş olur. Alışveriş iyi fikir aslında. He? İşte şöyle senden beklediğim performans bu, aferin sana. Hadi ha, ne yapıyorsun? Kaç haftadır babanlarla görüşmedik. Nasıl, memnun kalmışlar mı Avusturya'daki merkezden? Çok, çok memnun kalmışlar. Yani bir geldiler yüzleri ışıl ışıl. Ama babam biraz diyetin sıkılığından şikayetçiydi. Yani çok zorlanmış. Ay İhsan'cığım, kış gelmeden biz de gidelim ne olur. Hem hafifleriz hem böyle fazla kilolarımız falan veririz. Çok heveslendim. Senin detoksa, diyete falan ihtiyacın var mı Asena? Aynen öyle. İnceciksiniz zaten. Modellik yıllarından kalma alışkanlıklarımla beslenmesem ne olurum biliyor musun Biricik? Çok iştahlıyım çünkü. Sevinç, ne yaptın? Aa, biz tam böyle detoks diyet konuşurken oldu mu bu şimdi? Ne yapacağız Biricik? Yiyecek miyiz? Evet, tadına bakacağız artık. Çok teşekkürler Sevinç. Nah. Sonunda bizimki evin yolunu buldu. Hem randevu verip hem de misafiri bekletmek yeni adet herhalde. Ajandası çok dolu Selim Bey'in. Kim bilir nereden, kimin yanından geliyor. Selam Biricik. Selam. Ne haber? İyi. Proje devini yapacaktık ya. O yüzden geldim. Unuttun mu? Aferin sana Biricik. Sen olmasan bizimkinin ödev müdev düşünceyi yok. Baksana unutmuş bile. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bence bu ödev planından haberin yok senin. Doğru mu bildim? Ya öyle değil. Çıkalım mı yukarı, halledelim hemen? Olur olur. Çıkalım, halledelim bir an önce. Müsaadenizle. Tatlısı? Ne bu şimdi Biricik? Böyle haber vermeden gelmeler falan. Ne alaka? İnsan evine gelen misafire böyle mi davranır? Yok, ondan değil de. Ay yani duyan da kendim için geldim sanacak. Tata. Ne var onun içinde? Sence? Proje ödevi. Yes. Hadi canım, hallettin mi cidden? Hallettim tabii. Yani beni tanımıyormuş gibi konuşma. Dün gece hiç bahsetmedin bundan. Ya ortam uygun değildi. O yüzden. Rahatsız ediyorum ama servisten biri geldi, sizi soruyor. Aracınız bakıma götürülecekmiş sanırım. Tamam Sevinç, ben geliyorum hemen. Lütfen sen hallet işini. Yalnız gitmeden bilgisayarını aç da ben şunu yüklemeye başlayayım. Sen bırak, ben geldiğimde hallederim. Selim, bilgisayarını yemedim. Aç sen şimdiden, benim kendime ait özel dosyalarım da var. Onları ayıklarım. Hem zamandan kazanmış oluruz, çizimler falan şimdi uzun sürer. Peki. Oldu mu? Açtım. Teşekkür ederim. Ben hemen yüklüyorum. Zamandan kazanalım diye yani. Gülşans benden yana. Yes.
Alo, merhaba. Şimdi ben programı kuruyorum da hata yapmayayım diye seni bir arayayım dedim. Evet, evet, ilk önce kendi bilgisayarımı kurdum. Şimdi diğer bilgisayarı kuruyorum. Tamam, girdim. Tamam, bastım. Bekliyorum. Yes, 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 kuruldu. Şimdi ben konuştuğumuz gibi her şeyi buradan görebileceğim değil mi? Dosyalarını, kamerayı, her şeye erişebileceğim. Süper. Ödeme yapacağım birazdan. Teşekkürler. Ve Selim Kutlu Sayın, Gizem Dünyası'na hoş geldin. Ablaların ablası, kredi kartı borcumu ödeyeceğim. Bana bir 300 lira borç versen olur mu? Selim Efendi'nin bahşiş diye dağıttığı para, kardeşimin dertlendiği kredi kartı borcu. Geçen gün babamlara gittim. Hı. Öyle mi? İskeleden düşüp bacağını kırmış biliyor musun? Bacağı dizine kadar alçıda. Aa, aşk olsun İhsan, dinlemiyor musun beni sen? Dinliyorum. Baban ayağını kırmış. İnsan bir geçmiş olsun der. Geçmiş olsun. Ali'yi de işten çıkarmıştım. Şirketlerden birinde ona uygun bir iş var mıdır? Senin de bu kardeşini sürekli işten çıkarttırma. Ne yapsın çocuk tatlım ya? Ailenin dertleriyle bana gelme diye kaç defa söyledim sana. Tamam sevgilim. Haklısın. Ben seninle evlendim. Ailenle değil. Hatırlattırma bana bunu. Tekrarlamana gerek yok. Biliyorum. Onlara kampüste eleman ihtiyacı var mı diye sorarsın. Duruma göre bakarım. Okey. Buyur abla, limon da vereyim mi? İyi ver bari. Nasıl taşıyacaksan bunca şeyi. Bununla beraber 35 lira. Teşekkür ederim. Ay! Ne yapıyorsunuz be? Hayda. Ne gülüyorsun gevşek gevşek? Niye? Gülmeyek mi? Gülüyoruz işte. Gençler hayırdır? Top oynuyoruz dayı. Hayırdır? Rahatsız mı oldun? Ulan sen kim, beni rahatsız etmek kim? Pazarın delikanlısı da buymuş. Tahsin dayı, sen şunu götür, sana davet. Kural. Barbar, boş ver. Sen yokken de adamlılar buraya. 50 kişi toplar gelirler tepemize şimdi. Hanımefendi siz bırakın, arkadaşlar toplayacak. Hey, yok. Biz toplamayı değil, dağıtmayı severiz dayı. Yardım et, seni de ne bakıyorsunuz? Yakın, yakın, bıçak al, yakın.
Ayrılmayın lan bayandan. Özür dileriz abla. Lan. İyisinizdir inşallah. Var mı bir hasar? Hasar derken? Ya şu öküzler az kalsın sizi eziyordu ya. O nedenle yani. Ha, yok. İyiyim. Teşekkür ederim. Nacizane. Barbar bende. Yani işte gerçek ismim Barbaros da işte mahalleli. Barbar der. Lakap babında yani. Ha, öyle mi? Ben de yoktum uzun zamandır buralarda. İşte iş seyahati nedeniyle diyelim. Barbaros, sen ne zaman çıktın hapisten lan? İyi günler. He yeni çıktım. Ne oldu? Merak mı ettin? Özledin mi beni? Seni ne özleyeceğim lan? Allah'ım ya. Nasılsın Ayşe teyze? Nasıl olayım? İyi diyelim, iyi olalım. Pazardan mı? Hı, evet. Müjdemi isterim. Binnaz'ın yokluğunda çok yoruldun sen de. Hem annen, hem okul, hem iş. Değme insanı idare edemezdi vallahi. Aferin sana kızım. Hadi görüşürüz Ayşe teyze. Güle güle. Binnaz teyze. Canım. Kuzum bir tanem benim. Oh canım. Bir tanem benim. Çok özledim seni. Ay kuzum. Dur bir bakayım sana. Süzülmüş yüzün. Kilo mu verdin sen? Süzülür tabii. Çok özledim yemeklerini. Sen hiç merak etme. Otur şöyle bakayım. İki güne kadar toparlarım ben seni. Anam. Bir de alışveriş mi yaptın sen? Nasıl özlemişim seni. Ah canım ben de çok özledim. Başın sağ olsun. Daha iyi misin? Sağ ol kızım. İyiyim ya. Asıl sen ne yaptın? Ben yokken idare edebildin mi? İşte. İdare ettim elimden geldiği kadarıyla. Annen de tutmamıştır bu işin ucunda. Enerde görülmüş Nilgün Hanım'ın iş yaptığı. Aman annemi bilmiyor muyuz işte? Ya o istese de yapamaz zaten. Bilmez ki bir şey yapmayı. Onun gibiler hizmet edilmeye. Bizim gibiler de hizmet etmeye gelmiş bu dünyaya. Öyle valla. Annenden çok asıl ben sana üzülüyorum. Valla bu genç yaşında. Geçim derdine düştüm be kuzum. Boş ver. Alıştım ben idare ediyorum merak etme. İyi ki geldin, iyi ki. Çok benim, oh bir tanem benim. Ama gürültü yaptınız ha. Anne sakın daha yeni uyanıyorum deme. Yok artık, kızım ne yeni uyanması? Binnaz gelir gelmez işe girişti, gürültüden odama kaçtım. Ben şu camı kapatayım, böyle cıbıl cıbıl üşüyeceksin. Bak işte böyle bu rahat vermiyor ki bana. Bir de hakkında konuşuyorsunuz. Duydum odadan bütün konuştuklarınızı. Pis. Yine çıkmış ortaya. Ayağının tozuyla yine kime kızdın sen? Kime olacak işte şuna? Barbaros. Mahallede kabadayılık yapıyordu, caka satıyordu millete de. İçeri girmişti, rahat etmiştik birkaç sene. Yine çıkmış meydana. Mikrop. Muz yok. Muz mu? Evet. Alırım anneciğim. Onu da alırım ben. Kızım potasyum var muzda. İyi geliyor bana. Tamam anam tamam. Tamam.
olmuş şimdi bu, baksana. Ne güzel kaç gündür rahattık. Geldi yine, gümbür gümbürümüz kaçmaya başlar. Nursuz şey. Bir de o kapkarı boyamıyor mu yüzünü, gözünü? Aynen. Lan dedikodumu yapmak size mi kaldı kızım? Ne dedikodusu be? Nursuz senin anandır ayrıca, duydun mu? Doğru konuş kız. Nedir durduk yere anamı karıştırıyorsun şimdi? Ne konuşacağımızı sana mı soracağız? Evet, bana soracaksın. Ne oldu, zoruna mı gitti? Yok Jenny. Bak benim tepimi tasın attırma, fena olur sonra. Aa, çekil be şuradan. Lan gel buraya. Allah'ın belası. Sen kanseri yağ çiçesi. Sen doğduğun sahne. Durdun mu lan beni? Bir daha buralarda görmeyeceğim lan seni. Seni kebeleyeceğim lan. Kız sen nasıl girdin içeri? Anahtarı kapının üstüne unutmuşsunuz. Dur bakayım yüzüne. Anam yüzünü kim tırmaladı? Bana bak. Yoksa gelir gelmez kavga mı? Anne sabah sabah dram yapma. Kimi çitiledi söyle çabuk. Makbule'nin kızlarını. Hak ettiler ama bak cidden. Allah'ım yarabbim sen bana yardım et. Kurban oldum. Nazlım hoş geldin, ne haber? İyi. İşe mi gidiyorsun? Hı, işe gidiyorum. Hala bir işim varsa ve kovmamışlarsa tabii. Yok canım, niye kovsunlar? Nereden bulacaklar senin gibi iyi elemanı? Ya, bu da olsun. Kızım doğru düzgün konuşsana ya. Ağzından çıkan anlaşılmıyor. Nazlım, biz çay demledik. İçer misin sen de koyayım? Ha yok ya, çayımı istemem. Bozuyor beni. Ha bozuyor onu. Lik lik içki içsin o. Kime çektiyse. Kız kime çektin sen? Ha? Kime çektin? Nasıl geçti köyde günlerin? Sıkıldın mı? Ya sıkılmaz mıyım? Az daha ruhumu teslim ediyordum. Bezdirdi. Bu beni bezdirdi. Kendi derdime mi yanayım? Bununla mı uğraşayım? Vallahi şaştım kaldım ya. Ya bin Naz'ım iki günde yakandırmasa gitmezdim vallahi. Kızım sus. Vallahi ayıptır, günahtır. Yazık değil mi? Dedenin kemikleri sızlar mezarda ya. Keyfimizden mi gittik? Cenazeye gittik. Nazlım. Hoş geldin. Merhaba Nilgün Hanım. Ne bu halin? Yine rengarenk boyamışsın suratını. Bir de kedi mi tırmanadı yoksa? Anneciğim, o kendini böyle beğeniyorsa kime ne, değil mi? Hadi gel biz çay içelim seninle. Ben burada içeceğim kızım, koy çayımı. Anneciğim sen bardakları al, biz içeride içelim çayımızı. İyi madem. Siz de burada anne kız rahat rahat laflayın. Ben sana kaç kere söyledim ha? Kaç kere söyledim normal giyin, normal boyan diye? Kaç kere söyledim? Ya benim normalim bu. Ya kimsenin ne dediği umurumda değil. Ya bir kabul et istersen artık şunu anne. Neye geldin? Yol parası ver diye geldim. 5 kuruş param yok. Sen beni öldüreceksin. Öldüreceksin sen beni. Hı? Çok da kötü bir anne değilsin galiba. Allah'ım sen bana yardım et. Vallahi bu kız beni öldürecek. Vallahi billahi bu beni öldürecek. Yine ne oldu? Ya ne olsun Serra, görmüyor musun halini? Herkesin eve girdiği saatte bu işe gidiyor. Sabahın köründe geliyor. Rukbar mıdır nedir? Orada çalışmalar, bir şeyler bir şeyler. Of. Rakbar, bin Nazım rakbar. Aman işte her ne zıkkımsa. Ya sokaklarda başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Görmüyor musun? Aklı bir karış havada. Bir böyle iyi bir işi olsa ha, fena olmaz mı? Bir gece biz de gitmesek mi şu bara? Kafamız dağılır. Afiyet olsun. Bitti mi çalışmanız? Hadi bakalım oturun sofraya. Yok, ben kalmayayım İhsan amcacığım. Teşekkür ederim. Size afiyet olsun. Ya olur mu öyle şey? Yemek saatinde misafirin gönderildiği nerede görülmüş? Hadi. Hadi gelin oturun. Aynen canım. Hadi gelin oturun birlikte yemek yiyelim.
Programım var. Şimdi iptal edemem. Söz bir dahaki sefere. Peki kızım, nasıl istersen. Özetme kendini. Olur. Tekrar afiyet olsun. Lütfen seni zahmet etme. Görüşürüz. Babanlara selam söyle. Olur, söylerim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ablanlar yok mu? Abi yemeğe davetlilermiş, ona gittiler. İyi bir kız şu Biricik. Seni güzel çekip çeviriyor. Sana destek olması hoşuma gidiyor. Bak ödevine kadar düşünmüş. Alt tarafı bir ödev baba. Kimsenin kimseye destek olduğu falan yok. Öyle deme. Hayatta başarılı olmak istiyorsan insan biriktireceksin. Ve en önemlisi yol arkadaşını iyi seçeceksin. Biricik de tam öyle bir kız. Zeki, başarılı. Sevinç, servisini alır mısın? Haklısın baba. İnsan partnerini iyi seçmeli. Ortalık gerçek yüzünü gizleyen hatunlar cennetine de olsa. Şu Biricik'le çalıştığınız ödev nasıl bir şey? Anne! Baba! Baba koş! İyiyim. Biricik diyorum, ödev diyorum. Evet. Ne, nereden çıktı anneanne? Geldim. Sarah bak, şu benim gerdanımın aynısı değil mi? İşte şimdi gelinlik bir şeye benzedi. Hı? Şu kızın boynundaki kolyeyi diyorum. Babanın evlilik yıl dönümümüzde bana aldığı gerdanın aynısı. Hı-hı. Nerede o? Kasada mı o gerdanlık? Anneciğim ne kasası? Bizim kasamız mı kaldı? Babanın kuyumcu bir arkadaşı vardı. O gerdanlığın taşlarını Belçika'dan getirtmişti. Özel kesimde hepsi. Sen küçükken ne çok severdin benim mücevherlerimi takıp takıştırmayı. Ay bir keresinde tek taş küpemi klozete düşürmüştü. Binnaz böyle elini uzatıp bir hamlede almıştı küpeyi. Nasıl yaptı acaba? Ay. Selam. Ne formun nasıl? Miydi? Nasıl belki açar. Hadi. Hoş bulduk kardeşim. Thank you.
Abi. Hoş geldin abi ya. Haber edeydin seni güzel. Davulumuzu zurnamızı alır karşılamaya getirdik Barbara. Andolsun çıkacağından haberim yoktu abi benim ya. Benim çıkacağım gün çoktandır belli. Cümle alem duydu, bir tek sen mi duymadın lan? Ben başım beladaydı benim, firardım. Atma Salih, değil kardeşimiz. Kur'an çarpsın meselesine patlıyordum az kalsın. Ulan yokluğumda boş buldunuz, istediğiniz gibi at koşturdunuz değil mi lan? Ne at koşturması be abi, görmüyor musun? İki tane köpek koşacak bir yeni hale geldik. Biz senin hem Gezi abinin verdiğin talimatları bir yerine getirdik. Ne eksik ne fazla yani. Diyorsun. Ne gibi yani abi? Ne diyor? Tamam lan uzatma. Ben yokken mahalleye Serra diye bir kız taşınmış. Tanıyor musun? Şöyle böyle. Et bakalım kimdir, neyin nesidir? Abi 6 yıl kadar oldu onlar taşınalı. Anasıyla beraber yaşıyorlarmış işte. Senin Nazlım yok mu? Onun anası Binnaz teyze. Onlar tanıyormuş. Onlarla aynı sokaklarmış işte. Evet efendim. Takip ettim. Böcek küçük. Şimdi ezip mide bulandırmaya gerek yok. Büyürse bakarız icabına. Ama yine de kararsızım tabii. Hayırdır? Neye sinirlendin yine? Hayır abi. Babam mı bir şey söyledi? Bir şey söylemesine gerek yok. Eskiden o anları hatırlamam. Bir bebe yetiyor. Oğlum. Sen de artık önüne bak. Nedir bu ya sürekli geçmişi düşünüp delilenmek falan? Ya genç adamsın, rahat ol azıcık. Demesi kolay. Şimdi seyret. Bilek derler Onur abi. Helal. Geçmişte çok maç kazandırdı takımı. Ben basketbolu bile babamın yüzünden bıraktım. Kim bilir bırakmasaydım. Bırak şimdi, abartma. Hepimiz ergen huysuzluğu yüzünden bıraktığını biliyoruz. Ayrıca her şeyde böyle babana bir suç bulmak da sende huy oldu ha. Gel hadi, 11'de biter. Ne diyorsun? Bu ayakkabılar. Aha, hadi hadi. Sayın bir. Bravo. Çok kötü anlamışım. Her tarafım ağrıyor lan benim. İşte her gece parti dersen olacağı bu. Ha bak, ben bir daha sabahın köründe spora falan gelmem ha, beni çağırma. Ya bir şey olmaz ya. Erkenden eve gider dinlenirsin. Şok oğlum, nerede gideceğim? Daha proje ödevi var. Bütün akşam onunla uğraşacağım. Ben hallettim. Daha doğrusu biricik ödevi birine yaptırmış. Kafam rahat yani, sen derdine ya. Biricik ödevi hallettirmiş birine. Lan kızı partiye çağırdık diye demediğini bırakmadın. Ne oldu, ödev muhabbetine mi girdin kızla ha? Dikkat et bak, muhabbetiniz derinleşmesin. Yok ya, derinleşmez. O iş çoktan rafa kalktı. Aynen, sen bilirsin işini kardeşim. Ben kaçtım. Ne oldu böyle birdenbire? Bir hocayı göreceğim işte, ondan sonra ben seni bulurum. Tamam. İyi, iyi tamam, hadi görüşürüz. Çok yorma kendini. Güya tatilden yeni döndük. 2 günde bütün enerjin çekildi. Yalan mı İhsancığım? Çok hırpalıyorsun kendini. Bu ne demek şimdi? Bir yandan iş yoğunluğu, bir yandan çocukların stresi, düşüncesiz hareketleri. İnan korkuyorum. Niye korkuyormuşsun? Aşırı yorgunluktan, stresten, hastalanmandan tabii ki sevgilim. Allah Allah. Sabah sabah bunu nereden çıkardın şimdi, anlamış değilim. Karım bana deli gibi aşık. Gözü benden başkasını görmüyor. Hep beni düşünüyor diyeceğine. Seni bu evde benden daha çok seven biri var mı? Daha çok düşünen. Görüşürüz.
Alo. Alo Sevgi abla. Sen niye açtın babamın telefonunu, bir şey mi oldu yoksa? Ha yok yok, merak etme kızım. Namaza durdu az önce de telefonunu ben açayım dedim. Ne var ne yok? Ne olsun kızım, işte günlük işler güçler. İyilik güzellik diyelim. Müjdemi isterim. Ne oldu kız? Ana hamile misin kız yoksa? Sevgi abla, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Biz bu konuyu konuştuk. Hep niye bunu sorup duruyorsun? İhsan'ı bilmiyor musun? Ne bileyim ben, müjde deyince ilk o geldi aklıma. Ver hadi müjdeni, neymiş, ne oldu? Ali'ye iş buldum. Ay deme. Hadi inşallah. İhsan'a çıtlattım. Hallederiz dedi. Allah razı olsun ondan. Aman Sevgi abla ya, abartma. Bütün ömrüm geçiyor yabani oğlunun ve saftoloz kızının şımarıklıklarını çekmekle. O kadar da iyilik yapsınlar bir zahmet. Olsun, yine de sağ olun kızım ya. Tamam, yalnız Ali'ye bir şey söyleme, tamam mı, kesinleşmeden? Ben de buluşacağım zaten bugün ama ben de kesinleşmeden bir şey söylemem. Tamam canım, tamam. Tamam. Konuşuruz nasıl olsa. Hadi öpüyorum, bay. Hadi hadi, öptüm ben de, hoşça kal. Bütün gençliğimi verdim Kutlu Say Hanedanlığı'na. Bu kadar da yapsınlar artık. Hocam merhaba. Merhaba Selda, nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. İyi. Nasıl gidiyor Selim'e ders çalışma seansları? Üzmüyor değil mi seni? Üzmüyor. İyi gidiyor, yolunda her şey. İyi, iyi. Dalga geçmiyor inşallah. Ciddiye alıyor mu bari? Ben hallediyorum, siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Ne demek hocam, lafı bile olmaz. Selam. Serra, sen de mi buradaydın, ne tesadüf? Hocam, benim sizinle önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Şimdi mi? Ben müsaadenizi isteyeyim zaten. Hocam, şu estetik dersinde sanki ben birazcık eksik kaldım gibi hissediyorum. Vaktim yok, hadi yolda anlat. Şundan, tabii hocam, yolda anlatayım ben size. Sanki hani birisi bana yardımcı olsa ben o notu birazcık daha yükseltebilirmişim gibi geliyor bana hocam. Ve kütüphane kurdu, yuvasına geri döndü. Ben yuvaya döndüm de sen buralara uğrar mıydın? Gördüğün gibi buradayım. Hadi çalışalım. Yok. Benim şimdi arkadaşıma sözüm var. Ama sen büyük bir aferin hak ettin galiba. Bakıyorum da okul arkadaşlarımızı eziklemek misyonuyla yine sol tarafımızdan kalkılmış. Hatta sen evden çıkmadan önce atar yapacağın konuların da listesini yapıyorsun. Hani çok düzenlisin ya. Huysuzluğunu bile belli bir stratejiyle planlıyorsundur. Sana da iyi günler. İyi günler. Selim. Eğer sen de müsaitsen öğleden sonra kalan konuların üstünden geçebiliriz aslında. Olur olur, bana uyar da burada çalışmayalım ya. Belli bir saatten sonra duvarlar benim böyle üstüme geliyor. Bir kafede falan çalışırız. Olmaz. Ne kafesi ya? Okulda çalışırız. O niyeymiş? Çünkü... Ay, olmaz işte. Boş bir derslik bulur çalışırız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu akşam serbest izin çalışmam gerekiyor. Benim de proje ödevimi tamamlamam lazım. Gerçi ben hocaya fikrimi söyledim, beğendi. Ha iyi bari. Binnaz teyze. Ah Serra, sorma başımıza geleni. Annen kayıp ana. Ne demek annen kayıp? Ya azıcık hava alsın diye dışarı çıktıydık. Dükkanda alışveriş yapıyorduk. Bizim mahallede mi? Ha, arkama bir döndüm, yok. Aslında. Ne aslında? Ya mezarlığa gitmek istedi de ben de Serra istemiyor. Hafta sonu beraber gidersiniz dediydim. Gidip oraya mı baksam? Yok. Yok, ben bakarım mezarlığa. Sen mahallede aramaya devam et. Ama bulursan hemen bana haber ver, tamam mı? Tamam, tamam kuzum. Thank you.
Gel otur şöyle biraz. Ne oldu? Hanımefendinin başı döndü galiba. Tamam kardeşim, sağ ol. Hanımefendi benimle beraber. Siz kimsiniz? Ben mi? Ben mezar ziyaretine geldim. Siz şöyle oturun biraz. Yok, oturmayacağım. Oğluma gideceğim ben. Ben size eşlik edeyim o zaman. Çok iyi görünüyorsun. Sağ ol abla. Ya ben sana yüz yüze teşekkür etmek istedim. Aa, niye? Geçen gün verdiğin 300 lira hayatımı kurtardı. Ne kadar anlatsam az. Aşk olsun Ali'cim, sana vermeyeceğim parayı da kime vereceğim? Bir de 300 liranın lafı mı olur? Keşke daha fazlasını verebilsem. Ya babamdan isteyeceğim. Ağrıma gidiyor artık. Hani bir dünya laf istiyorum. Yaşlandıkça adamın dilinin ayarı da iyice kaçtı. Aman, o hep öyleydi. Konu onun yaşlanması değil. Sen büyüdükçe fark ediyorsun. Bana da aynı şeyleri yapardı. Ne bileyim abla ya. Yani keşke şöyle bir mucize olsa da ben de yırtsam şu hayattan senin gibi. Ali, mucizeleri insan kendi yaratıyor. Oturduğun yerde hiçbir şey seni gelip bulmuyor. Kimse senin için bir şey yapmıyor. Yaparsan sen yapacaksın. Sakın bunu unutma. Haklısın. İstanbul'un boğazını çok seviyorum. Yakından da güzel, yalıdan da güzel. Bizim çaylar nerede kaldı ya? Selim'i gördün mü? Hala Selim diyor ya. Kızım, çocuğun umurunda değilsin. Uyan artık şu rüyadan. Bilip bilmeden de konuşuyorsun ya. Kıskanç şey. Anneciğim, niye bana haber vermedin? Ben getirirdim seni. Çok özledim Yiğit. Biliyorum. Hep. Onsuzluğa dayanamıyorum. Kalbimi bile sıkıyor. İçim daralıyor. Öpmeye kıyamadım o elleriyle canına kıydığını düşünüyorum. Sen de kıyacaksın. Hayır, 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 söyleme öyle şeyler, söyleme. Benim senden başka kimsem yok ki. Kime sarılırım? Kime öperim? Kime korkarım?
telaşlandığım seni üzüldüm. Hadi okuluna git. Ben eve dönerim. Yok. Binnaz abla çok merak etti seni. Ben önce seni onun yanına bırakayım. Kızım çocuk muyum ben? Aa, giderim ben. Hayır. Hayır. Seni bırakırım. Sonra giderim ben. Ziyarete gelmiş. Ben öyle kötü olunca bana yardım etti. Niye? Niye hiç yüzünü göremedim, merak ettim. Hocam bu arkadaş ne zaman gelecek? Burak'cığım, sendeki bu çalışma azmini gördükçe mutlu oluyorum. Gelir birazdan beraber çalışacağın arkadaşın. Ya hocam, senin bu birlikte çalışma konseptinin faydasını görmüş. Ben diyorum ki madem bu kadar faydalı bir şey, ben neden yapmıyorum? Ben niye çalışmıyorum arkadaşlar dedim ve o yüzden size geldim. Hem belki bir sinerji falan bir şey olur diye. Çok iyi düşünmüşsün Burak. Teşekkür ederim hocam. Zaten bizim de amacımız bu. Öğrenciler birbirleriyle kaynaşsın, derslerine odaklansın. Ben de arkadaşla kaynaşmayı inanın ki çok istiyorum hocam. Anladım ben onu zaten. Çok güzel. Geldi. Geldi, geldi. Girin. Hocam. Gel. Gel Asuman'cığım, gel. Burak'cığım, tanıştırayım. Asuman, Asuman, Burak. Hocam ama şimdi yani bu... Burak'cığım, statik notlarına baktım. Notların gayet iyi. Senin yardım alma ihtiyacın yok ki. Aksine yardım etmen lazım. Asuman'ın da notları biraz zayıf. O yüzden siz bu dönem boyunca beraber çalışacaksınız. Hadi şimdi tanışın, kaynaşın. Hocam ben anladım ama siz şimdi beni... Dışarıda devam edebilirsiniz. Benim biraz işim vardı arkadaşlar. Teşekkür ederim Asuman'cığım. Let's schedule a meeting tomorrow, early in the morning. Okay, okay. I will call you back, dear. Bye. Bizim siparişi bir çek eder misiniz lütfen? Hemen efendim. Bu yoğunluk beni öldürecek. Görüyorsun işte, arkadaşlarımla bile rahat rahat yemek yiyemiyorum. E sessiz al şekerim telefonu. Bak benimki sessizde. Sadece mesajlaşıyorum ben. Bir de yani her çalan telefonu açıyorsun. Açma, biraz detoks yap. Çünkü Amerikalılarla iş yapıyorum. Adamlarda pratik zeka sıfır. Alman ekolünden gelip de Amerikalılarla iş yapmak çok zor bir şey. Sahi sen hangi liseden mezun olmuştun Asena? Babamın işi dolayısıyla ben bir okulda okuyamadım ki. Yani birçok okulda okudum. Çok ekol var bende. Bir tek Alman ekolü yok. Peki üniversite? Üniversiteye gittin ama değil mi? Yani bir şey soracağım. Bu kaçıncı su? Benim içim dışım su oldu. Yemek siparişi vereli yarım saat oldu. Sen hala su doldurup duruyorsun burada bana. Nerede bizim yemeğimiz? Efendim, takip ediyorum siparişlerinizi. Takip etme. Gerekiyorsa git başında bekle. Ya olacak şey değil, tamam. Yani ortam güzel, burayı seviyoruz ama bu kadar da değil hayat. Çok ciddi bir servis problemi var burada. Ben böyle şeyleri çekemem. Baksana şunlar bizden ne kadar sonra geldiler, yemeklerini yiyorlar. Evet, haklısın.
Biricik bizdeydi dün. Güzel kızını gördüm. Selim'le ödev yapmaya gelmişler. Öyle mi? Hiç bahsetmedi. He. Üzüldü tabii, ondan olabilir. Üzüldü mü? Niye, ne oldu ki? Malum Selim. Aynı anda Allah bilir kaç kızı birinden idare ediyor. Senin kızla ders çalışacağını, ödev yapacağını unutmuş. Kızcağız İhsan ve benimle saatlerce konuşmak zorunda kaldı. Çok sıkıldı. Yok canım, sıkılmamıştır. Sever İhsan amcasını o. Tabii sen nereden bileceksin? İhsan'ın eline doğdu sayılır Biricik. Konuşacak senden benden çok konu olur onlar. Tuğba'cığım, sen beni yanlış anladın. Ben tamamen Biricik'in kalbini korumak adına sana şimdi uyarıda bulunuyorum. Yani bizim çocuk malum. Ne olduğu belli. Havai. Bugün Biricik'in, yarın kim bilir kimin peşinde olur. Ben tamamen kız tarafıyım. Ben hep kızlardan yanayım. Ah, en sonunda yemeklerimiz de geldi. Kurt gibi acıkmıştım. Aa, senin ne işin var burada? Sence? Öğleden sonra çalışırız dedin. Telefonlara da bakmıyorsun. Duymamışım. Neyse ya, sorun değil. Nedir programın? Ben de kendi programımı ona göre ayarlayayım. Bilemedim ki şimdi. Bak sen. Derse ekiyorsun yani. Saçmalama canım, ne ekmesi? Tek derdim sen ve senin alttan kalan derslerin değil herhalde. Bak ben de bayılmıyorum bu duruma. Yok seninle ders çalışacakmışım. Alttan kalan derslerimi falan temizleyecekmişim. Bana göre şeyler değil. Gereksiz, bayık hareketler zaten. Alışmışsın tabii herkesin hayatının merkezine seni koymasına, mutluluğun için böyle bol bol çabalamasına. Oh ne güzel hayat ya. Ama hayat her zaman öyle olmuyor işte Selim Bey. Evet biz başladık yine. Kızım sen kimsin? Kimsin de bana bu lafları söylüyorsun? Sen çok mu mükemmelsin? Aksine tutarsız, köşeli, huysuz kuralcının tekisin sen. Ne bakıyorsunuz? Senin sen var ya. Ne zaman başlıyoruz derslere? Hangi derslere? Başka bir planın mı var yoksa hazır? Asuman. Asuman beni bırak, ben bir gideyim, tamam? Nereye gideceksin? Gitme. Aa. Aa, baksana şuna. Ha, Burak. Yanındaki kız ne alaka? Nerede hani ya, ben niye göremiyorum? Sakin, şurada işte bak, şurası. Burak demek ki artık toplu kızlardan hoşlanmaya başlamış. Burak'ın işi olmaz ki bu kızla. Kesin bir tanıdığı falandır herhalde, değil mi? Aynen tatlısı, kesin bir tanıdığı falandır. Erkek bu, ne bekliyorsun? Her şey olabilir. Geldin mi sözüme? Burak ve tipik dört bilinmeyen ne ilişkiler ha işte aşkım, ne bekliyorsun? Sağ ol ya. Çok sağ ol. Asuman, gitmek istiyorum. Şu an bu olduğumuz durumdan beri hiç mutlu değilim. İyi tamam, yine sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tatlısı. Tatlısı. Hayırdır? Yine aşkları yelken mi açıldı yoksa? Saçma sapan, konuşma Biricik. Onur Hoca'nın yine işte saçma sapan işleri neymiş efendim? Üst sınıftaki öğrencilerin alt sınıftaki öğrencilere destek vermesi gerekiyormuş falanmış filanmış. Laflara bak ya, saçma. Gel işte bizim mekanı bu gece. Kafan dağılır azıcık. Hem özlemedin mi gece hayatını? Bakarız. Ya baka baka hayat geçiyor be barbar. Bence bakma sen, direkt konuya gir ha. Diyorsun. Ya hem eski günleri anlarız ha. Anan çöreklenmesin yine başımıza ha. Ya yok ya, ne çöreklenecek. O zamanlar çok küçüktüm ben. Ondan aşırı tepki vermişti. Tomurcuktum, senle içe geçtim. Anam da ona kızdı diyorsun yani ha. Nereye bakıyorsun lan sen? Esaslı kız ha, mektepli falan. Ya sen nereden biliyorsun mektepli olduğunu? Bilirim ben.
Sana gelmez aslanım. Hiç boşuna heveslenme. Orası belli olmaz işte. İyi misin? İyiyim. E niye durgunsun böyle? Abi nasıl meraklıydı güzel yemeğe, güzel sofralara. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Tabii hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum, bir keresinde bayağı küçüktü. İlkokulda falan. Babam onu kebapçıya götürmüş. Beğenmemiş paşam. Asmış suratına oturmuş, hiçbir şey yememiş. Bir ara da yeni makarna soslarını üzerimize test ediyordu. Biz beğeniyorsak aynısını Elif'e de yapıyor. Adını alma şu uğursuz kızın. Ne olursa onun yüzünden oldu zaten. Yiğit öyle bir paçavra gibi kenara atmasaydı belki de bugün oğlum yanımızda anneciğim, olacaktı. Anneciğim lütfen. Lütfen yapma böyle. Tamam sustum. Cafe de Paris'i ne çok severdi. Ne zaman Paris'e gitsek Yiğit için soluğu o Saint Germain'deki küçücük restoranda alırdık. Sen de o rengarenk makaronlara bayılırdın. Bir keresinde ne kadar çok yemiştin. Bayağı midem bozuldu. Buna rağmen makaron kutusunu başucundan almamıza izin vermemiştin. Baba da seni böyle kucakladı. Yandaki odaya doğru. Doydum ben. Anne. Bir gün seni yeniden Paris'e götüreceğim. O çok sevdiğin otelde kalıp arka sokağındaki butiklerden deliler gibi alışveriş yapacağız. Sonra sen Cafe Flor'da akşamüstü aperatifini yudumlayacaksın. Söz veriyorum. İnsan kaç kere 37 yaşına girer ki? Bir kere. Ne olur kırma beni İhsan lütfen. Yani illa mutlu olman için evde bir parti mi vermen gerekiyor sana? Yes darling. Ne olur. Nil, babanı sen ikna edersin. Hadi bana destek ver ne olursun bir şeyler söyle. Yani babacığım evet aslında uzun süredir böyle bir davet vermediniz evde. Yani adı üstünde doğum günü. İnsan sevdikleriyle kutlamak ister. Lüzumsuz bir sürü insanı eve doldurmanın ne gereği var anlamış değilim. Biz de sevdiklerimizi çağırırız. Aa, babacığım çok mühim bir konu bence. Çünkü böyle şeyler Instagram'da acayip bir trafik yaratıyor. Hatta Nil bu magazin dergileri falan da var değil mi? Bence cici annemizi böyle şeylerden mahrum etmemelisin. İyi madem o kadar istiyorsun. İstediğin gibi organize et o zaman. Çok teşekkür ederim Sami. Çok eğleneceğiz. Hep beraber. Sen bile eğleneceksin. Hı hı. Ne bu hal Biricik? Ne varmış halimde? Kızım sen benden bir şey mi saklıyorsun? Anne ne oluyor durup dururken? Sen niye senaryo yazıyorsun? Ne yaptın? Bugün Asena'yla yemek yedik. Ye. Afiyet olsun. İleri geri konuşup sinir etti beni. Demek seni sinir etti Asena. Seni sinirlendirmesine niye müsaade ettin? Çok şaşırdım. Hiç senlik şeyler değil anne.
Konu sendin güzel kızım. Ben ne alaka? Yok Selim'in umurunda bile değilmişsin. Hayatındaki bir sürü kızdan sadece bir tanesiymişsin. Her an Selim'in yeni bir aşka yelken açma ihtimaline karşı seni hazırlamalıymışım falan filan işte. Görgüsüz Asena'ya bak. Ona mı düşmüş Selim'le olan ilişkimi sorgulamak? Elini çabuk tut Biricik. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yoksa kaçıracaksın çocuğu. Alo, merhaba. Ben bir şey soracağım. Bu karşı taraf bilgisayara girmeden de görmenin bir yolu yok mu acaba? Ağaç oldum da beklerken. Yok. Anladım, tamam. Sana koymadım. Aa, yok yok, ben yeni tazeledim zaten. Sağ ol kızım. Afiyet olsun Ahmet abi. Efendim babacığım. İyiyim, iyiyim, merak etme. Tamam, dikkat ediyorum ben. Aldım yanıma ilaçları zaten. Tamam babacığım, tamam hadi görüşürüz, bay bay. Bazen babamın sevgi denizi içerisinde boğuluverecekmişim gibi geliyor vallahi. Ne oldu ki? Ay bir şey olduğu yok. Dün biraz hasta gibiydim. Sabah hemen işe gelmeden ilaçları hazırlamış falan. Şimdi de aramış, ilaçlarını aldın mı diye soruyor. Ay çocuk muyum ben ya? Ah bu gençlik ha. Ana baba olmadan evlat sevgisini nereden anlayacaksınız? Evet sayın seyirciler. Ahmet abi konuya kıymet bilmez gençlik yorumuyla bambaşka bir boyut kazandırıyor. Tebrikler. Ahmet abi haklı bence. İnsan özlüyor anne baba ilgisini. Kendi kendine bakmak ağır geliyor bazen. Keşke biri de benimle ilgilense diyorsun. Kıymetini bil bence. Baban nur içinde yatsın Serracığım. Eminim hayatta olsa o da senin üstüne titrerdi be kızım. Ya. Evet. Evet titrerdi kesin. Dediklerimi sakın unutma. Tamam mı prenses? Tıpkı annen gibi sen de çok güzel bir anne olacaksın Nilo. Aksini düşünüp moralini bozmak yok. İnşallah babacığım. Tamam. Sağ ol. Baba kızına kaynatıyorsunuz bakalım. Adı üstünde. Baba kız konuda. Ben çıkıyorum, toplantıya geç kalacağım. Öpücükle kurtulamazsın, seni geçireceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya bir kahve mi içseydik? Ben az önce içtim Asena, sağ ol. Nil? Ben sormasam söylemeyeceksin. Yine tüp bebek deniyor musunuz? Benden mi saklıyorsun yoksa? Ay aşk olsun. Olur mu öyle şey? Babamla Selim'in konuları yüzünden atladım o kadar. Emin misin? Tabii ki. O zaman sorayım. Nedir son durum? Dün yumurta toplama işlemi yapıldı. Şimdi bir sonraki süreci bekliyoruz. Hadi bakalım. Heyecanlı, hayırlısı olsun. Hı-hı. Kaçıncı denemenizdi? Üçüncü denememiz. Daha bir şey değilmiş. Millet 10 kere falan deniyor. Hı-hı. Ama tabii sıkıntılı işler. Hatta biraz üzücü. Niye öyle dedin ki şimdi? Yani şimdi nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Hani şey oluyor ya,
Bu işin bir doğalı var, bir de böyle mekanik uygulamalar. İşte eşleri birbirinden biraz uzaklaştırdığı söyleniyor falan. Ya hiç duymadın mı? Yok, duymadım. Ha. Yani çocuk için mükemmel giden bir evliliği feda etmek de çok yazık. Çocuk diye tutturmamak lazım. Evlilik daha önemli bence. Gerçi sizinkine olan olmuştur şimdi, üç denemede. Yazık. Kahve içelim ya. Ben içmeyeyim Asena, sağ ol. Toplantıya da geç kaldım zaten. Peki, görüşürüz. Serra. Selam. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ya ben seni ne zaman görsem sen sürekli telaşla bir yerlere yetişmeye çalışıyorsun. Ben de kafamı ne zaman kaldırsam karşımda seni görüyorum, biliyor musun? Çünkü ben senin bu koşuşturmacanın nedenini merak ediyorum. Niye merak ediyorsun? Seni daha yakından tanıyabilmek için kırmızı başlıklı kız. Dikkat et de o kırmızı başlıklı kız bir anda kurda dönüşmesin yalnız. Ha, sen aynı zamanda espriliyim ne diyorsun, güzel. Her şakanın altında bir gerçeklik yatar diyorum aslında. Okey, o zaman ben de şöyle diyeyim. Kurt sensen, benim için hiçbir sakıncası yok. Burak'cığım, sohbetine doyum olmuyor ama benim derse yetişmem lazım. Ben tam olarak bundan bahsediyorum işte. Yani biz okula geliyoruz, yayılıp takılıyoruz falan ama sen... koşturarak okula geliyorsun. Büyük bir hızla derslere giriyorsun. Biz senin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ben de bunu merak ediyorum. Sen nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, neden sürekli koşuşturuyorsun hiç anlamıyorum. Anlamak için bu kadar kendini zorlama istersen. Akışına bırak diyorsun. Daha iyi olur. Okey, o zaman ben sana derse kadar eşlik edeyim. Hatta belki dersten sonra da bir şeyler içeriz. Bugün de hava ne güzel değil mi? Yani böyle bir havada okula gelmek zorunda olmak insanın bazen sinirlerini bozabiliyor. En azından benim bozuyor. Okey, susuyoruz, konuşmuyoruz. Acaba gizemimizi mi korumaya çalışıyoruz? Hayır, yani eğer ki böyleyse fazlası bünyeye zarar. Ben de söylemiş. Ne gizeminden bahsediyorsun sen? Sen birden sahneye çıktın. Bütün ışıklar senin üzerine döndü. Biz seni tanımak için adım attıkça sen bizden kaçar oldun. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Haliyle de merak ediyoruz kim olduğunu, ne olduğunu, ne yaptığını. Etmeyin. Niye beni merak ediyorsunuz ki? Mesela ben sizi hiç merak etmiyorum. Ama siz sürekli benim hakkımda yalan yanlış yorumlar yapıp duruyorsunuz. Tamam. Hakkında yalan yanlış yorumlar yapmayalım diye ben de sana soruyorum. Kimsin sen? Nereden geldin? Nerede yaşıyorsun? Nereden hoşlanırsın? Annemle birlikte bir gecekonduda yaşıyorum. Okula geldiğim araba patronumun arabası, şoför de onun şoförü. Limuzin olayına hiç girmeyelim çünkü orası bayağı karışık. Hayatım okul, iş ve ev arasında geçiyor. Nelerden hoşlandığımı ben bile unuttum. Yeterli mi? Demek öyle. Şakacı Şirin seni. Güzel, güzeldi. Yani her şeyi bir şey uydurdun ama şu limuzin olayına uyduracak hiçbir şey bulamadın. Burak! Neredesin ya? Her yerde seni arıyorum. Sebep? Sebep mi? Beni her yerde araman için bir sebep. Ders çalışacaktık ya bugün, unuttun mu? Hiç aklımdan çıkmıyor ki diyeceğim ama sen şimdi onu da gerçek zannedeceksin. Sen de bilmece gibi konuşup durmasana. Ben sizi hiç tutmayayım. Görüşürüz. Sen bizi tutma tabii. Ne bakıyorsun öyle gözlerine dikip deli deli? Ne oldu ne? Korktum. Korkma anne. Ay Burak, harbiden komik çocuksun ha. Yüzümün şeklini bir görsene.
şaka yapıyorum ya, şaka. Hadi gel sen de bir kahve ısmarlayayım. Azıcık laflar sonra ders çalışırız. Maksat muhabbet olsun zaten. Ya acaba stajı boş versem de yazın güzel bir tatil programı mı yapsam diyorum. Ne stajı ya? Vallahi benim hiç niyetim yok staja falan. Ay. Sen ne yapacaksın Biricik? Ben bizim Londra'daki projede yapacağım stajı. Hmm. Babam bir yandan da artık işlere burnumu sokmamı istiyor. Yani anlayacağınız okul mutlu, ben mutlu, babamız mutlu. Selam kızlar. Selam. Dedikodu kazanı kaynıyor mu yine kızlar? Dedikodu? Staj işini konuşuyorduk. Şimdiden mi? Sen şimdi bir yer ayarlamamışsındır. Şey diyeceğim. Londra'da birlikte yapabiliriz stajı bizim projede. Eğlenceli olur. Hem tatil hem iş. Ne dersin? Bakarız ya. Daha zaman var. Doğru. Kurtarın beni. Ne oldu oğlum? Abi ne olacak? Bu Onur Hoca'nın yanıma yamadığı kız ders çalıştırayım diye var ya, yapıştı yani üstüme, gitmiyor kız, Allah kahretsin ya. Arkadaşlar gülmeyin, bak ben çok ciddiyim. Selim, sen konuşsana şu Onur Hoca'yla. Ha? Zaten senin enişten, bir çözsen şu işi. Yani keşke elimden bir şey gelse ama biliyorsun ki emir demiri keser. O emirin de demirin de. Selim, senin de yakında Serra'yla aynı kaderi paylaşman an meselesi bence. Biricik, sen böyle tuhaf saptamalar yapmayı çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorum. Biz kahve alalım. Hadi gidelim. Hastası. Affedersiniz. Bir dakika rica edebilir miyim buraya? Geliyorum. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Burada çalışmak istiyorum ama ağırlığı arttıramadım. Beceremedim bir türlü. 7,5. Bir deneyin bakalım. Eğer hafif gelirse biraz arttıralım. Ay çok utandım. Çok kolay yaptınız. Kusura bakmayın ne oldu. Beceremedim. Yok, o bazen takılıyor. Ne hafifi. Uzaktan kuvvetli görünüyorum galiba. Bu bana ağır bile. Bence sizin kadar fit biri için bu gayet uygun. Hem biraz zorlanın ki iyi çalışsın değil mi Asena Hanım? Tanışıyor muyuz? Barış Hoca ben. Sizi medyadan tanıyorum. Aa öyle mi? Ayrıca mankenlik dönemlerinizden de en büyük hayranlarınızdan biriyim. Sahi mi? Eski bir hayranımmışım burada. Hocam mı ya? Evet öyle oldu. Ya, soğumayın, devam edin lütfen. Peki. Oldu mu? Seninki yine pas vermiyor. Ne alakası var? Yok öyle bir şey. Okulda kimseye çaktırmamaya çalışıyor sadece. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Bana evlenme teklifi etti. Yok artık. Ne zaman? Geçen yaz. Bodrum'da. Hayatımın en güzel 2 günüydü. Sadece 2 gün mü? Ne yani, az mı? Okulda Selim'le bir saatini geçirmek için her şeyini verecek kaç tane kız var sen biliyor musun? Yok yani geçen sefer bütün yaz demiştin de. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben yalancı değilim. Anladın mı? Hadi görüşürüz.
Ne yaşandı az önce? Şaka falan mıydı bu? Ben anlamadım. Ders notları. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Şimdi sen bana böyle iki ders çalıştırıyorsun diye havalara girip üstten üstten konuşmana eyvallah diyecek değilim. Ders notları. Çalışmak istemiyorum. Onur Hoca'ya ne diyeceğim ben? Söz verdim ona. Merak etme, ben Onur Hoca'yla konuşur hallederim. Ya tamam, uzatma. Gereksiz yükseldik dün. Bitti gitti, unutalım. Sen gereksiz yükseldin. O yüzden biz birinci çoğul şahıs kullanmayalım. Böyle dengesizliklere gelemem, bana göre işler değil. E ne yapalım yani? Küsüp konuşmayalım mı çocuklar gibi? Bu mu ya senin tavrın? Ne? Mesela özür dileyebilirsin. Yok artık, daha neler. Pardon da sen de bir ton laf saydın bana, ne çabuk unuttun. Dengesiz, katı, tutarsız. Daha sayayım mı? Neler demişim ya. Çok çok ayıp etmişim. Bak, benim iki saat boşluğum var. Ders çalışalım diyecektim. Sen zaten 10 dakikasını gereksiz muhabbetle harcadın bile. İyi. Madem bu kadar ısrar ediyorsun. Çalışalım öyleyse. Ne ısrarı ya? Ne ısrarı ya? İyilik yapıyoruz resmen sana. Bu kız da güzel mi değil mi karar veremiyorum. Pislik gibi kız işte. Daha ne olsun? Ha, beğeniyoruz yani. Beğeniyoruz tabii canım. Gerçi ben de Serra'nın senden hoşlandığından şüpheleniyordum. Serra'nın benden hoşlandığından şüpheleniyordum. Nereden çıkarttın sen bunu? Çünkü ben az önce Serra'yla kapıda konuştum. Yani tavırlarından, hal ve hareketlerinden ben hiç böyle bir şey anlamadım. Sen bir şey mi duydun ya da birisi sana bir şey mi söyledi? Serra mı bir şey söyledi? Üf, bir sakin, bir nefes al. Allah Allah. Dalga mı geçiyorsun sen şu an bende? Dalga falan geçmiyorum. Hayır, bir şey söylemedi. Yani ben de duymadım. Hatta ben Serra'nın konuşma yeteneği olup olmaması konusunda ciddi şüpheler besliyorum. Çok acayip sosyal bir tip. Peki sen o zaman nereden çıkarttın Serra'nın benden hoşlandığını? Sana birkaç kaçamak bakışını yakaladım. Serra'ya. Evet. Yani ilk başta bir yere oturtamamıştım. Ama şimdi puzzle tık tık yerli yerine. Biricik, sen ciddi misin? Evet. Ama kızı çözemiyorum. Bir kere zengin. Onu anladık. Ama bizim gibi değil. Geleneksel bir hali var. Üstü başı da dökülüyor. Ay tam bir... Bu da oldukça cimri olduklarını gösteriyor. İşte bu tipler biraz özgüven yoksunu olduklarında soğuk yaparak kendilerini saklarlar. Anladın? Anladım. İstersen sana yardımcı olabilirim. Eğer ki elinden bir şey geliyorsa yap. Ama dediğim gibi kızı çözmemiz lazım. Bilgi toplamak lazım. Kimdir, nedir, ne yapıyor? Bir öğrenelim. Hedefi belirleyelim, ona göre bir strateji oluşturalım. Asen Hanım, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Yalnız bir ricam olacak. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Barış Hoca'yla hemen bir program hazırlayın bana. Tabii. Barış Hoca'yla da konuşup hemen organize edelim. Detayları size bir ile olarak atarız. Çok mersi canım. Rica ederiz. Ne oldu? Yok bir şey. Neye gülüyorsun? Ya söylesene. Kızmak yok ama. Ha, anladım, sen benimle alakalı bir şeye gülüyorsun. Tamam, kızmayacağım. Yani kızsam da sana bir şey demeyeceğim. Söyle hadi. Tamam, söz mü? Ya hadi. Hazır mısın? Hazırım. Al, bunlar da bende kalan ders notları. Ders falan çalışmak istemiyorum artık. Hani eski Türk filmlerinde mektuplarını iade eden aşıklar oluyor. Sen aynı onlara benzedin, biliyor musun? Ne alakası var ya? Ay, tamam. Çok özür dilerim. Çünkü benim sinirlerim bozulmuş. Zaten senin sinir sistemine göre hayatımızı şekillendiriyoruz. Ya kızdın ama. Yok, kızmadım. Gerçekten mi? Bu kadar basit şeylere kızmam ben. Hayat zaten yeterince zor.
Bir de böyle şeylerle ekstra negatif enerji yaratmaya gerek yok. Hayatın senin için ne gibi bir zorluğu olabilir ki? Ben pencereyi açayım. Burası çok havasız. Ne oluyor ya? Nereye koşuyor bu insanlar ya? Selim Kutlu Say diye bağırıyor. Atacak kendini ya. Ben doğru mu duydum? Evet, evet. Koş. Ne derdi olacak ya? Taktı çocuğa kafayı. Selim, oğlum çabuk bahçeye gel lan. Senin müyazın takıldığın kız var ya, çatıya çıkmış. Tamam, kapat, gördüm. Ne diyorsun oğlum? Şu geçen yaz hani Bodrum'da birkaç gün takılmıştın ya sen. Geçenlerde de ben senin şapkanı vermiştim, kız sevinmişti. O işte. Ve ne alaka yani? Ne bileyim oğlum, ben Selim gelmezse atlarım diyor. Keşke Asum anlatmasaydı ya. Ne yapalım abi? Takıldığımız her kızın peşinden çatılara mı çıkacağız? Ben kimseye umut falan vermedim. Ayrıca bu kızı tanımıyorum da. Ya şu durumda bile bunu söyleyebiliyorsun ya. İğrençsin gerçekten. Sağ ol. Aa, laflara bak. Şaka gibi. Giriş yasak. Ben yardım edebilirim ama lütfen. Olmaz. Ya sadece 2 dakikacık ol. Ben içeri çıkar mısın? Serra gel. Gel sen. Şuradan sağdan, sağdan. Hep şu av peşinde. Şaka gibi. Arkadaşlar okulun içinde duramazsınız. Dışarı çıkmanız lazım. Abi evet biliyorum ama beni aşağıdan gönderdiler. Yani seni çağırayım diye o yüzden geldim ben. Kim çağırıyor? Şu arkadaki kapı var ya, yangın verdim. Sen oradan çıkıyorsun, direkt çatıya bağlanıyor zaten. Abi kim çağırıyorsa çağırıyor. Ne önemi var? Kız aşağı atlayacak. Hadi gitmemiz lazım ya. Ya. Koşman lazım. Hadi koş abi, koş. Görmüş olduğunuz bu alan, yapmayı planladığımız uygulama oteli için kampüs alanımızın en ideal noktası. Güzel. Çok pardon, özür dilerim. Hadi bizim gel. Ne oldu? Kusura bakmayın, acil bir durum için toplantıyı bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Kusura bakmayın. Rezillik resmen yani. Tam bir rezillik. Duygusuz yaratıklar, ne olacak? İğrençler, iğrenç. Ay kafayı Selim'e takan herkes çatıya çıksaydı okulda kız kalmazdı. Hülya. Yaklaşma aslanım. Tamam, tamam, tamam. Hülya, gel kızım buraya. Yaklaşma dedim aslanım. Tamam, tamam, buradayız. Yaklaşmıyoruz. Serra da başrolde. Bu kız da birden parlayıverdi ha. Okulun parlayan yıldızı Serra sahnelerde. Tan tan, tan tan tan. Zeynep sus istersen ha. Yeter ha. Boş boş konuşmaya başladın yine. Of, yani bütün okulun storylerinde bu olay var. Gerçekten flash gelişme bu şu anda. Selim Kutlu Say'ı getirin bana. İlmem, Selim gelsin. Atladığında ne değişecek hiçbir peki? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gidin buradan. Hayır, hayır, hayır. Ağlayacak.
Hülya, atladın diyelim. Öldün. Unutulup gideceksin birkaç gün sonra. Herkes hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek. Ama sevdiklerin, ya hiç mi düşünmüyorsun onları? Geride kalanlara yaşatacağın acıyı hiç mi düşünmüyorsun? Annen, annenin hayatından tamamen çıktığını düşünsene. O intihar etseydi senin yerine. Tek başına ne yapardın? Düşüncesi bile çok kötü değil mi? Sevdiğim birinin hayatından tamamen çekip gitmiş olmasın. Hülya, annen için, annene sensizliğin acısını yaşatma. Lütfen. Hadi gel, halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok Hülya. Hülya. Dur lütfen. Lütfen, ben seni o kadar iyi anlıyorum ki. Hadi anlıyorum. Lütfen. Hadi. Gösteri bitti. Dağılalım. Hadi. Kardeşim çok geçmiş olsun. Bırak abi ya. İki selam verip sohbet ettiğim kızlar üstüme kalıyor resmen. Yalnız yaz sonu kısa bir kaçamağınız oldu yazılıp çizildi Selim'cim. Benden söylemesi. Ne kaçamağından bahsediyorsun Eda? Farkındaysan ben bekarım ve hiçbir sorumluluğum yok. Eğer ki bir altı yemek istersem herkesin gözünün içine baka baka... Selim. Bir saniye abi. Yaparım. Kimseye de hesap falan vermem. Oğlum tamam. Tamam sakin ol. Çok gerildim. Hadi gel. Eda işte. Allah Allah. Gözlerinizi kapatın dinlenin. Son kez görmek istediğinizden emin misiniz? Evet eminim. Anne, ben gelmesem... Geleceksin. Abine veda edeceksin. Tek başına buz gibi yerde bırakamam ki ben oğlum. Üşür git burada. Soğuğu sevmez. Getirdin mi abinin kazağını? Getirdin. Hanımefendi, hanımefendi. Anne. Serra, baban nerede? Ona haber verelim. Sen iyi misin Serra? İyiyim. İyiyim hocam.
Sen olmasan çok daha üzücü şeyler yaşayabilirdik. Bir şey yapmadım ki ben. Sadece biraz... Etkilendin ki bu çok normal. Yani ben de ilk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Donduk kaldım. Hiç kolay değilmiş gerçekten bir insanın hayatını eline tutmak. Haklısınız. Ama sen bir an olsun soğukkanlılığını kaybetmedin. Ve Hülya'yı vazgeçirmeyi başardın. Bravo. Neden böyle bir şey yaptı bu kız acaba? İnsanın canına kıymaya karar vermesi için çok ciddi bir travma yaşaması gerekir. Ya Selim, Allah aşkına ne demek benim bir sorumluluğum yok? Yani kız atlasaydı ne yapacaktın? Ölseydi aynı şeyi mi söyleyecektin? Ne yapayım abla? Takıldığım her kızla evleneyim mi yani? Takıldığın kızları dikkatli seç. Ya babamın kulağına gitse ne diyeceksin Selim? Merak etme sen. O bana anlayış gösterir. En azından ben onun yaptığı hatayı yapmadım. Bu manyak kızla evlenmedim. Tamam. Aferin. Babama da aynı bu şekilde söyle. Adam iyice çıldırsın. Ya nasıl normal bir şeymiş gibi konuşuyorsun ya? Ya kız senin için resmen intihara kalkıştı. Ablacığım sen ne kadar safsın. Ölmeyi gerçekten isteyen birini durduramaz. O öyle ya da böyle yapardı. Bu kızın derdi sadece dikkat çekmek. Selim! Kaç defa aradım, hep kapalı telefonu. Şarjı bitmiştir ana. Telaş etme. Gel otur şöyle, gel. Ya başına bir iş geldiyse? Yok canım, Allah korusun ne gelecek? Öyle harap etme kendini. Gelir, ama gelir. Böyle haber vermeden nereye gitmiş olabilir ki? E canım, belli mi olur? Genç kız hep aynı saatte mi eve gelecek? Belki de bir gezmek istemiştir canı. Eve geleceği saatte gezmez o. Şeye gitmiştir, sinemaya gitmiştir arkadaşları. Ha, orada kapatıyorlar ya. Annesinin evde beklediğini biliyorken gezip tozmaz benim kızım. Ya benden bıktıysa, ya beni bırakıp kaçıp gittiyse. Hiç öyle bir şey olur mu? Erra sana öyle bir şey yapar mı? Yapma anam böyle ya. Yok, yok, polisi arayacağım ben. Yok, dur. Kapat. Geç otur, gel. Bak sana söz veriyorum. Bir saat daha bekleyelim. Gelmezse ben kendi elimle götüreceğim seni karakola. Tamam mı? Bana bir kadeh koy Binnaz. Yok. Binnaz. Bak canım burnumda zaten kırmayayım seni. Nilgün Hanım içki mi içki yok. Döktüm ben onları. Ben sana ilacını getireyim. İlaç istemiyorum. Madem döktün git yenisini al hemen. Duymuyor musun beni? Ah anam ya. Tamam, paralama kendini, tamam. Dur ben sana ilacını getireyim. Minnaz gitti, Minnaz. Beni bırakıp gitti. Onur kızın annesiyle hastanede konuştu. Yani çok detay bilmiyorum ama Selim'in suçu yok diyor. Kız zaten psikolojik tedavi görüyormuş. Takmış kafayı Selim'e. Nil. Selim'i korumaya çalışma bana. Madem kız manyakmış, ne işi varmış böyle biriyle? Of babacığım ya. Beni çağırmışsın baba. Otur şöyle. Sen kim olduğunu ne zaman farkını varacaksın? O ne demek şimdi? Önde gelen kızla takılamazsın. Soyadına yakışır davran demek. Evet. Evet başladık yine Kutlusay soyadını hak etme söylemini. Doğru konuş! Baba ben doğru konuşsam da sen muhakkak bir eğrilik buluyorsun laflarımda. Bir de bunu koruyorsun bana ya. Üslube bak. Babasıyla nasıl konuşulacağını bile bilmiyor. Bıktım senin toplamaktan. Tam şu kaza olayı unutulmuş derken bir de intihar mevzusu çıktı başımıza ya. Hocam biraz sakin lütfen. Selim sen de biraz kendine gel ya. Ya abla ben ne yaptım? Kızın biri kafasına takmış beni, intihara kalkışmış. Bunun suçlusu bile ben oluyorum ya. Görmüyor musun ben babamda takıntı haline dönüşmüşüm. Neden acaba? Neden?
olaylara sürekli soyadımızı karıştırdığın için olabilir mi? Yaşadığımız her olayda soyadını öne sürmenden bıktım. Oğlunum ben senin ya. Oğlun. Babacığım lütfen sakin. Çocuğun gerçekten bir suçu yok. Sakın gitme olur mu? Kuzum sen geç kalınca annem biraz endişelendi. Benden bıktın sandım. Beni bırakıp kaçıp gittin sandım ben. Ay anne nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri ya? Ama saat kaç oldu kızım? Sen bu saatte eve gelmezsin ki hem telefonu da kapalıydı. Anneciğim ben seni hiç bırakır mıyım? Şarjım bitti arayamadım o yüzden. Ha? Ben sana dedim ya Nilgün Hanım, şarjı bitmiştir, işi çıkmıştır çocuğun diye. Sen arkadaşlarıyla sinemaya gitmiştir dedim bir kere, uydurma. E dedi. Sinemaya falan gitmedim ben. Okulda... Okulda kalıp eksik ödevimi tamamlamam gerekiyordu. Saatin nasıl geçtiğini anlamamışım o yüzden. Tamam hadi, hadi gelin. Gelin sofra hazır. Acıkmıştır çocuk. Hadi otur, otur. Hadi. Hadi anneciğim. Gel. Bak sana sıcacık bir çorba koyacağım şimdi. Ha? Hadi sen de gel. Hı-hı. Geliyorum. Hadi bakalım afiyet olsun. Gel kuzum. Alo, Sibel Hanım merhabalar. Serra Yıldırım ben, mimarlık bölümünden. Günaydın, buyurun. Onur Hoca ile görüşmek istemiştim. Onur Hoca henüz gelmedi. Ha, gelmedi mi? Peki ben Hülya ile ilgili nereden bilgi alabilirim? Hülya'nın durumu iyi, korkulacak bir şey yok. Gerçekten mi? Çok sevindim, çok sevindim, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Erkenden spora gidiyorum diye çıktı babacığım. Ne sporuymuş bu saatte? Soframızın değişmeyen konusu Selim Bey ve yaramazlıkları. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol Selim'ciğim. Onur dün gece yakalayamadım dönüşünü. Ne oldu şu intihar mevzusu?
Hülya'nın annesini yalnız bırakmamak için geç vakte kadar hastanede kaldım İhsan Bey. Hülya? Bu intihara kalkışan kızımızın adı. Yalnız kız bildiğiniz klinik vaka. Nasıl yani? Zaten daha önce kişilik bozukluğu teşhisi koyulmuş. Birkaç kere ilaç tedavisi görmüş. Hatta müşahede altında bile kalmış ama pek bir düzelme olmamış. Ailesiyle mi yaşıyormuş? Annesi başında. Babası şehir dışında çalışıyormuş. Yazık, kadıncağız da perişan. Yani size, arkadaşlarına, Selim'e yaşattıklarından dolayı çok mahcup. Bütün gece özür dileyip durdu kadın. Babacığım bak, gördün mü? Selim'in bir suçu yokmuş. Yani sen de boşuna yüklendin çocuğa o kadar. Kız zaten kafayı takmış Selim'e. Gizli gizli fotoğraflarını falan çekmiş yani. Telefonundan bir sürü fotoğrafı çıktı Selim'in. Aa, sapık gibi yani. Havamız değişti biraz. Tamam, hadi. Alışveriş maratonu başlamıştır. Bir başlasın bakalım. Şimdi neler alınacak, neden alınacak? Beni bu konuda bir aydınlat bakalım. Ay Pınar, annemin morali çok bozuk bu aralar. Böyle ona yeni bir şeyler alıp neşesini yerine getirsek diyorum. Hem o sever böyle ışıltılı, cafcaflı şeyleri. Ha, annene alışveriş yapacağız yani. Aslında evin de birkaç eksiği var ama hani ben gelmişken onları da hallederiz diye düşündüm. Ay peki, kendi eksiklerinizle ilgili ne düşünüyorsunuz acaba Serra Hanım? Söyler misiniz? Yani benim bir eksiğim yok ki. Aman Pınar, evden işe, işten okula annemin daha çok ihtiyacı var. Hayır, bir dakika, ben anlamıyorum. Nilgün teyzenin benim bilmediğim bir sosyal hayatı mı var acaba? Hep evde değil mi bu kadın, yanlış mı biliyorum ben? Tamam tamam, ona da bakacağız söz, ama önce biz seni şöyle klasik üniformalarından bir kurtaralım, ona da bakacağız. Hadi gel. Bak ne renkler varmış benim üniformamda ayrıca. Hırsını kum torbasından aldın yine. Ne yapayım? Neyden çıkarayım hırsını? Sen de haklısın. Hadi gel şurada bir yerde oturup bir kahve falan bir şey içelim. Olur. Seninkinden çok farklı sayılmaz. Bizim herhalde dominant adamların çocuklarının kaderi bu. Bizi çocukları gibi değil de daha çok çalışanları gibi görüyorlar. Ya seninki en azından burada yaşamıyor. Yani Ankara'da sen oradan buraya yetişemiyor mu zannediyorsun? Biz iki tane sade fitre kahve rica edebilir miyiz? Aman neyse ya, boş ver, biz boş verelim değil mi morukları? Oğlum biz genciz, gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz. Hem ne demiş ünlü bir Türk düşünür? Rahman gitsin. Sizin bu Serra'yla dersler nasıl gidiyor? İyi. İyi, güzel. Yani ben Serra'ya tutuldum sanki biraz. Çok cool kız. Çok da güzel. Su alacağım, ister misin? Su? Yok, sağ ol, istemem. Ben bir tane su alabilir miyim? Serra? Serra? Kimler kimler buradaymış? Ne haber? Serra Hanım alışverişte yakalandı, iyi. İyi, abartma istersen. Hadi biz alışverişe çıktık da senin ne işin var burada? Seni takip ediyorum. Serpişim, şaka yapıyorum tabii ki de. Bu arada Burak ben. Pınar bende. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Neler aldınız bakalım? Öyle önemli değil. Gezerken öyle 3-5 bir şey gördük, dayanamadık kaldık. Çok iyi yapmışsınız.
Ne haber? İyi. Selim, değil mi? Hı hı. Selam. Merve'm de. Memnun oldum. O zaman madem biz böyle denk geldik, bir kahve içeriz artık ha? He, yok ya, biz zaten gidiyoruz. Olur aslında. Biz de tam bir oturalım kahve içelim diyorduk, değil mi? Hadi bakalım hangisi kazanacak. Yalnız Serra Hanım okul dışında sosyalleşme olayına pek sıcak bakmıyor kardeşim. Uğraşma istersen ikna etmek için. Ay, sen herkesle sosyalleştin de ne oldu pardon? Dün yaşayarak gördük sonuçlarını. Ay oturalım işte Serra. Ayaklarıma kara sular indi zaten. Aa. Yani o zaman bir kahve içiyoruz. Buyurunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Afiyet olsun. O zaman dışarıda ilk kez görüşmemizin şerefini. Evet, evet. Gel şöyle getir. Getir, getir. Bakıyorum bir Instagram kolik daha. Aa, anı ölümsüzleştirmek diyelim, tamam. Heh, çok güzel oldu. Serra, sen nasılsın? Yani dün bayağı olaylı bir gündü. Ya, öyleydi. Yani gerçekten sen de bayağı cesurmuşsun ama çat diye çıktın hemen çatıya kızı indirmeye. Aa, ne oluyor be? Yok, önemli bir şey değil. Ya dün manyağın teki intihar etmek için çatıya çıktı da Serra da onu işte çıktı ikna etti yani aşağı indirdi. Bu mu yani sizin tek söyleyeceğiniz? Sizin için dünün özeti sadece çatıya çıkan manyak bir kız mı? Şimdi bir dakika ben... Ne o? Olaya bakış açımızı beğenmediniz mi Bayan Mükemmel? Nesini beğeneyim? İntiharına sebep olduğun için hiç mi üzülmüyorsun ya? Ne yapayım bana aşık olduysa? Kendi sorunu bana ne? Kimsenin duygularıyla oynamaya hakkın yok senin. Artık kıza ne yaptıysan. Ölümü göze aldı ya, ölümü. Almasaymış. Ruh hastası bir kız ki iki gündür tanıdığı adam için ölümü göze almış. Asıl ruh hastası sensin be. Kendinden başka kimseyi sevmeyen bir megalomana insanlık öğretmeye çalışıyorum ben de. Yeter be, yeter. Sana hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Selim oğlum saçmalama. Bırak abi. Bunlar geç kalıyoruz biz de hadi. Yeter bu kadar lak lak. Yani kahve için ama... de teşekkürler. Afiyet olsun diyeceğim. Hadi. Başka zamana diyelim. Çok memnun oldum. Ben de Pınar. Kızım ama gerildiniz ha Selim'le. Hem o intihar olayına bakayım. Çatı falan bir şeyler. Bir şeyi de doğru gün anlatmıyorsun ki anlayı. Anlayacak bir şey yok çünkü Pınar. Selim efendi kızın birine mavi boncuk dağıtmış. Kızcağız da intihar etmeye kalkmıştı. Kızım sizin okul ne eğlenceli be. Oğlanlar da anlatmasa bir şeyden haberim olmayacak, sağ ol. Pınar, konu değiştirebilir miyiz lütfen? Bunu beğenmedim, elinizde başka ne var onu göreyim diyorsun yani. Yalnız Selim de Selim'miş ha. O ne demek şimdi? Acayip yakışıklı demek, ayrıca çok karizmatik demek. De bütün kızların neden peşinden koştuğunu gayet iyi anladım demek. Ay tamam anladım. Anladım uzatma yeter. Ay! Ay sen ne diye kıymet yapamıyor be? Ne olacak canım? Evet yakışıklı diyiversen pulların mı dökülecek? Aa! Hoppa! Kırılan pulları unutmayalım beyler. Hoppa! Musin! Baba çayla masayı ya. Kuruttun bizi gözünü seveyim hadi ya. Hemen geliyor abi. Arş yaptın ya barbar. Keyfin yerinde tabii. Tabii lan. Oynasın oğlum ne bekliyorsun? Hadi oynasın oğlum. Serra. Ne haber? İyiyim sağ ol sen. İyi Van'da ne yapayım? Babam yok. Dükkana bakıyorum. Ha, kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum.
Lazım mı bir şey vereyim mi? Yok, çok sağ ol. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayırdır Bülbül? Sen her müşterinin arkasından böyle bakar mısın ha? Kimseye baktığım yok benim. Atma Bülbül, din kardeşiyiz. Adım Bülbül değil, Bülent. Yapma ya. Bülbül'ü beğenmediysen Düldül de diyebiliriz ha. Mesela benim adım da Barbaros. Ama herkes bana Barbar der. Ne yapacağız şimdi? Ha? Şimdi sen geç içeri. Bu kıssadan hisseden ne anladım diye bir düşün bakalım. Anladın mı? Bülbül efendim. Yürü lan! Anneciğim. Serra. Sürpriz. Aa, bunlar ne? Arada bizim de sürprizlere ihtiyacımız var değil mi? Ay, bana mı aldın yoksa? İnanmıyorum. Bakalım beğenecek misin? Serra abi çok güzel. Ah, çok güzel. Şunun renklerine bakar mısın? Beğendin mi? Çok. Canım. Ay, çok beğendim. Sırra çok güzel. Yalnız Yıldırım konağını unuttum sanma. Masa örtümüzün renklerine bakar mısın? Buna baka baka içimiz açılır bizim valla. Çok güzel kızım, sen ser onu. Ay, ay çok güzel. Ama ben geç kaldım, okula yetişmem lazım. Aa, nereye? Ay, giyeceğim bunları, görmeyecek misin üstümde? Tamam, diğerlerini de akşam gelince görürüm. Hadi kolay gelsin. Ay çok güzel. Ay, renge bakar mısın? Selam. Biricik Hanım. Nasılsınız inşallah? Selam tatlısı. İyi. Bakıyorum enerjin yerinde. Tabii canım, yani biliyorsun ben gece yatmadan önce kendimi şarja takıyorum. Sana da tavsiye ederim. Oo, dondurucu komiksin Burak. Teşekkür ederim. Selim gördün mü? Gördüm. Nasıl, iyi mi? Tabii yaşananlardan sonra ne kadar iyi olabilirse. Yani tadı kaçtı tabii ki birazcık, sonuç olarak her gün birisi onun için intihar etmiyor. Ama bence Selim'in bunda hiçbir suçu yok. Kızın kendisi sorumluymuş zaten. Selim ve dayanılmaz cazibesi. O bir şey yapmasa bile iki gün geçirdikten sonra ona aşık olmayacak kız tanımıyorum. Normal. İnanmıyorum Selim bugün okula gelebilmiş. Kız kim bilir ne halidir şimdi. Aynen. Adam gönül rahatlığıyla hayatına devam ediyor. Yok. Vicdanı rahattır umarım. Şş, gördün mü? Selim gelmiş. Gel. Gel Serra. Hocam, Hülya'nın durumunu sormak için uğramıştım. Gel, gel otur. Çok daha iyi. Aslında ben ziyaret etmek istiyorum ama rahatsız etmekten çekiniyorum. Yok. Ben istersen uğrayabilirsin. Hülya görmesen de ailesiyle görüşmüş olursun. Ben de zaten annesiyle irtibat halindeyim. Okul yönetimi olarak da elimizden ne geliyorsa yapacağımızı ilettim kendilerine. Oğlunun hatasını düzeltmek size kaldı desenize. Pardon, ben haddimi aştım hocam, kusura bakmayın. Yok
Yok, rahat ol. Ama olaylar pek de bildiğin gibi değil Serra. Yani aslında... Pardon, ben müsaitsin sanıyordum. Gelirim tekrardan. Gel Selim, gel. Sohbet ediyorduk sadece, gel. Nasıl gidiyor bakalım beraber ders çalışma seansları? İyi. İyi. İyi anlaşabiliyor musunuz bari? Evet. İşte. Hocam ben müsaadenizi isteyeyim. İyi dersler. Şu geçenki kızdan haber var mı diye merak etmiştim ben. Var. Daha iyi. Ayrıca kendini suçlayacağım bir durumda yok Selim. Hoş geldiniz İhsan Bey. Buyurun. Yok, gerek yok, gerek yok. Hoş bulduk Onur. Hoş bulduk Selim Bey. Hoş geldin baba. Onur, az önce buradan çıkan kız kimdi? Serra, birinci sınıf mimarlık öğrencimiz. Niye sordunuz? Hiç. Eski bir tanıdığımı hatırlattı da. Neyse. Ben derse geç kalmayayım. Selim, Selim. Otur şöyle. Onur, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Özür dilerim oğlum. Biliyorum bazen fazla üstüne geliyorum. Ama senin için en iyisini istiyorum. Sen benim oğlumsun. Tamam, olayda fazlası için olmayabilir ama... gene de arkadaşlık ettiğin kişileri daha dikkatli seçmen lazım. Ha? Haksız mıyım? Tamam baba. Ben derse daha fazla geç kalmayayım. Selim. Çay alabilir miyim? Merhaba, Seray'da değil mi? Evet. Vallahi bravo. Kızı nasıl ikna ettin aşağı inmeye? Resmen okulun kahramanı oldun kızım. Acayip soğukkanlıydın. Helal olsun gerçekten. Ne söyledin? Nasıl ikna ettin? Bir sonra görüşürüz. Nereye? Aman bırak, boş ver. Tarafları kalkmış belli. Saçma sapan konuşma. Fazla bunaltılar galiba. Yani gerek yok bu kadar uzatmaya. Evet, doğru söylüyorsun.
Şimdi ben de seni daha fazla bunaltmak istemem. Ama istersen bir kahve içebiliriz. Hem zaten sabahki de yarım kalmıştı. Burak, hiç kahve havamda değilim desem. Yani çok doğrudur. Ama belki bana eşlik edersen senin de modun yükselir diye söyledim. Hem zaten bak ben dün senin çatıya çıkmana da yardım ettim. Yani en azından bana bir kahve borçlusun. Ya siz ne hesaplı kitaplı tiplersiniz ya? Her yaptığınızın bir karşılığı mı olmak zorunda? Yani ben öyle demek istemedim ki. Ay bravo. Hepinizi parmağında oynatıyor. Biricik. Seni gerçekten hiç çekemeyeceğim. Elini çabuk tutmazsan Serra ile olan ilişkin beceriksiz kediyle ciğer boyutuna kalacak. Sonra o ciğeri başka bir kedi kapacak. Benden söylemesin. Ha bir de bence kızımızın bir derdi var. Senin yerinde olsan önce onun ne olduğunu öğrenirdim. Unutma, dertlerin paylaşılması insanları birbirine yakınlaştırır. Yakışmış mı? Çok güzel olmuş. Bayıldım. Hadi sen de giyin. Ben de mi giyeyim? Evet. Bu akşam çok lüks bir restorandaymışız gibi yapacağız. Tamam. Giyineyim o zaman. Hadi. Nazlım sen miydin? Ne haber? İyiyim de annene baktıysan eğer ben gelmeden çıkmış herhalde. Yok onu sormayacaktım. Ya merhaba Nilgün Hanım şey. Ya misafiriniz yolu bulamamış da. Ne misafiri?